Herkese merhabalar. Ben avukat Ayhan Ömen. B1 ya da B2 vizesiyle Amerika'ya geldikten 3 ay sonra orta yaşlı birinin F1 öğrenci vizesi alması mı kolaydır yoksa E2 vizesi alması mı daha kolaydır diye bu takipçimiz soruyor. Tabii ki siz buraya yasal girişinizi yaptıktan sonra, belli süre geçtikten sonra hala burada kalma niyetiniz varsa ya gezmenize devam etmek ya da aslında niyet noktasında işte burada iş yapma ya da okula gitme gibi bir niyetteyseniz o zaman statü değişikliği başvuruları yapma imkanınız olacaktır. Bu vizelerden hangisinin kolaylık olacağı noktası aslında ne yapmak istediğinizle bağlı olan bir durum. Eğer yapacağınız yatırım yeterli ise ve yapacağınız yatırım üzerinden de burada iş yapmayı planlıyorsanız o zaman tabii ki yatırımcı statüsünden gitmeniz çok daha mantıklı olacaktır. Sizi burada daha rahat kılacaktır bu durum. Yok eğer siz yatırım yapmanız şart değilse ve yeterli paranız var ise o zaman da öğrenci statüsüne çevirmeniz mümkün olacaktır ve onun üzerinden burada rahatça tekrar kalabileceksiniz. Dolayısıyla bu aslında hani hangisi kolaydırdan ziyade sizin hangisini hedeflediğinize göre değişecektir. Tabii ki çalışabilme imkanı eğer düşünüyorsanız o zaman tabii ki biz size yatırımcı vizesini tavsiye edeceğiz. Yok eğitimi düşünüyorsanız o zaman öğrenci vizesini size tavsiye edeceğiz.